Arkadaşlar selamünaleyküm. Azerbaycan'ın Karabağ harekatından sonra Ermenistan'ı hiç konuşmamıştık. Orada aldıkları büyük yenilgiden sonra ülkenin uzun süre gergin olacağı belliydi. Çünkü Ermeniler devletlerine inanılmaz şekilde kızgınlar. 44 gün boyunca onlara zafer masalları anlatıldı. Düşünsenize devletiniz bir savaşın içine giriyor ve çatışmaların sürdüğü 44 gün boyunca siz sadece zafer haberleri dinliyorsunuz. Artık iyice saklanamayacak hale gelince gerçeği açıklıyorlar. Bir bakıyorsunuz ki ordunuz darmadağın edilmiş. Kaçan kaçana, cephede nöbet tutacak asker kalmamış ve daha önceden işgal ettiğiniz toprakların çoğunu geri almışlar. Düşünün ki Azerbaycan'ın Karabağ harekatının birinci ayıda olduğunda cephede bunlar hezimet yaşarken Erivan'da kutlama yapıyorlardı. Kaybettiğin askerlere mi yanarsın, devletinin seninle dalga geçmesine mi? İşte bu yüzden Ermeniler hükümete çok kızgındı. Tabi hala Paşinyan'ı destekleyenler de var ama tepki de çok büyüktü ve dün patlama noktasını yaşadılar. Ordu darbe girişiminde bulundu. Bunu söyleyeceğim aklıma gelmezdi ama bizim yapacağımız en mantıklı iş yana destek olmak. Hatta darbenin başarılı olmaması için ne gerekiyorsa onu yapmak. Neden? Bize ne diyenler olmuştur muhtemelen. Bu nedenin çünküsünü konuşalım bugün. Ermenistan'da neler oluyor? Süreç nasıl bugünlere geldi? Ve bizim için en hayırlısı ne olur? Dün Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı bir açıklama yaptı. Ermenistan Başbakanı ve hükümeti Ermeni ulusu için kritik önem taşıyan mevcut kriz durumu ile ilgili makul kararlar alabilecek durumda değildir dediler. Aynı açıklamada Ermenistan silahlı kuvvetlerinin görevdeki yetkililerin ordunun itibarını sarsmayı amaçlayan saldırılarına hoşgörü göstermeyeceği vurgulandı. Ve Ermenistan ordusu Paşinyan ve ekibinin ivedilikle istifa etmesini istedi. Paşinyan da hükümete destek gösterilerinde bulunmak üzere halkı başkent Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmaya çağırdı. Paşinyan ayrıca Genelkurmay Başkanı Orgeneral Onik Gasparyan'ı da görevden aldı. Ermenistan için darbe girişimi yeni bir kavram. Çünkü yanlışım varsa düzeltirsiniz ama bildiğim kadarıyla daha önce askeri darbe tecrübe etmediler. Peki bu derece gerilmelerini sağlayan neydi? Her şeyi başlatan olay Karabağ çatışmaları oldu. Ermenistan Azerbaycan'ın karşısında hiçbir şansı olmayan bir devlet. Çünkü Karabağ meselesinde Azerbaycan hem haklı hem de güçlüydü. Buna rağmen rahat durmadılar. Azerbaycan'a saldırdılar ve Azerbaycan sanki bu anı bekliyormuş gibi topyekün saldırıya geçti. Bu anı bekliyormuş gibi ifadesi gereksiz oldu. Zaten biz 30 yıldır bu anı bekliyorduk. 44 günde Azerbaycan ordusu destan yazdı. Tabi bizim için ne kadar büyük bir zaferse karşı taraf için o kadar büyük bir hezimetti. Harekatın sonlarına doğru Rusya araya girdi. Putin'in girişimiyle iki taraf anlaştı. Bu anlaşma tam olarak istediğimiz gibi olmasa da kesinlikle istediğimizin çoğunu karşılıyordu. Bu anlaşma Paşinyan'ın ipini çeken son darbe oldu. Belki yenilgi hazmedilir ama 44 gün boyunca zafer yalanları dinleyen bir millete sonucunda bu anlaşmayı açıklayamazsın. Zaten Paşinyan imzaladığı anlaşmayı halkımız için acı verici diye nitelendirdi. Bu anlaşmadan sonra da Ermenistan'da büyük protesto gösterileri düzenlenmeye başlandı. Birkaç yıl önce onun için sokaklara dökülen insanlar şimdi ona vatan haini diyorlardı. Eski Cumhurbaşkanları Robert Koçaryan ve Serge Sarkisyan istifa çağrısında bulundu. Ermenistan Kilisesi ve ülkedeki katolikleri temsil eden diğer kiliselerin liderleri de Paşinyan'a istifa çağrıları yaptılar. Ama Paşinyan istifa taleplerini kabul etmedi. Ancak bu yıl için erken seçim çağrısı yaptı. Seçim çağrısında tüm tuşlara basarak bölüm geçmeye çalıştı. Şöyle bir açıklamaydı: "Halkımızın kararıyla görevimden ayrılmaya hazırım. Ayrıca insanların güveninin yeniden tesis edilmesi halinde bu zor dönemlerde Ermenistan Cumhuriyeti'nin liderliğini yapmaya devam etmeye de hazırım." İnsanların kafasını karıştırarak koltukta oturmaya devam etmekli muhtemelen niyeti ve halk onu istiyor mu, istemiyor mu sorusunun cevabını almanın tek yolunun erken seçim olduğunu söyledi. Halkı bu şekilde idare ediyordu ama bir yandan orduyla da gerginlik yaşıyordu. Zaten dün yaşanan darbe girişiminin esas sebebi orduyla olan gerginliği ve İskender füzesi tartışmasıydı. Orduyla olan gerginliği Karabağ harekatından beri zaten devam ediyordu. Sonra Paşinyan Genelkurmay 2. Başkanı Kor General Kaçaryan'ı görevden aldı. Gerilimi tırmandıran hareket bu oldu. Ermenistan ordusu bu adıma net şekilde karşı çıktığını açıkladı. Kaçaryan'ın görevden alınmasını asla kabul etmeyeceğiz dediler. Hatta Paşinyan'ı Ermenistan ordusunun itibarını sarsmaya çalışmakla suçladılar. Bu ara en çok güldüğüm şeylerden biri de bu açıklamaydı. Ermenistan ordusunun itibarı. Üç kelimelik bir tamlama ama ikisi hayal ürünü. Hem ordu hem de itibar. Neyse bu gerginliklerin yani Kaçarya'nın görevden alınmasının da bir sebebi vardı elbette. O da İskender füzeleri ile ilgili yaşanan tartışmalar. Aslında bu tartışmalarda eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın da rolü var. İskender gerginliği Paşinyan'la onun arasında yaşandı. Sarkisyan bir mülakatta Ermenistan'ın çatışmaların başlangıcında neden İskender füzelerini kullanmadığını sordu. Paşinyan da bu füzelerin sorunlu ve işe yaramaz olduğunu söyledi. Burada söylediği bir söz Rusya'nın çok tepkisini çekti. Paşinyan, ben de Sarkisyan'a şu soruyu sormak isterim. İskender füzeleri neden patlamadı? Ya da mesela neden yalnızca %10'u infilak etti dedi. Burada aslında iki önemli mesele var. Birincisi Karabağ çatışmalarında İskender füzeleri kullanılmadı diye iddia etmişlerdi. Hem Ermenistan tarafı hem de Rusya'nın savunduğu şey buydu. İkincisi de İskender füzelerinin işe yaramaz olduğu bir kullanıcısı tarafından iddia edildi. Bu ikisi de Rusya için çok tehlikeliydi. Çünkü Rusya kullanıldı iddiası üzerinden yalancı olmakla itham edilmiş oldu. Zaten bu açıklamadan sonra Rusya hemen bir açıklama yayınladı. Bu iddianın yalan olduğunu ve Ermenistan'ın İskender füzelerinin depolarda durduğunu, kullanılmadığını söylediler. İkinci mesele daha da önemli. Rus savunma sanayisi Türkiye ve Azerbaycan'ın yaptığı harekatlarda büyük darbe aldı. Hava savunma sistemlerini insansız hava araçlarımız havadan vurdu yani kendilerini bile savunamayan sistemler olarak kaldılar zihinlerde. Karabağ Harekatı'nda insansız hava araçlarımızı elektronik harple birkaç gün durdurdular. Sonra elektronik harp sistemlerini işlemez hale getirdik ve tamamen çöktüler. Vurulan kara araçları, hava savunma sistemleri, elektronik harp altyapıları derken Rusya gerçekten son yıllarda karizmayı fena çizdirdi. Rusya için bu çok büyük bir kabus. Çünkü enerji ve silah ihracatı dışında ekonomisini ayakta tutacak tek bir sektör yok. Hatta bunun gerginliğiyle hemen dün akşam bir video yayınladılar. Suriye'de İskender füzesiyle yaptıkları bazı başarılı atışların olduğu bir videoyu yayınladılar. Hatta o videoda vurulan yerlerden birinin sivil bir hastane olduğu söyleniyor. Eğer doğruysa Rusya'nın telaşını gösteren en net örnek olur. Kendi topuklarına sıkmış olurlar. Yani bu İskender tartışması aslında yaşanan darbe girişiminin merkezindeydi. Çünkü Genelkurmay 2. Başkanı bile bu yüzden görevden alındı. Ermenistan gazeteleri Kaçaryan'ın İskender füzeleri konusunda Paşinyan'ın yorumlarıyla dalga geçtiğini yazdı. Görevden alınma sebebinin de bu alaycı tavrın Paşinyan'ın kulağına gitmesi olduğunu söylediler. Yani kısacası Ermenistan çok karıştı. Ama bu darbe girişiminde tuhaf bir şey oldu. Bütün dünya sessizce bekledi. Sadece Türkiye net şekilde darbe girişimini kınadı. Durum netleşmeye başlayınca Batı da kınamaya başladı. Peki Türkiye neden bu girişimi kınadı? Yani bize ne? Ne yaparlarsa yapsınlar diyor insan ilk etapta. Doğrudur benim de kalbim bunu söylüyor. Ne kadar karışsa o kadar mutlu olurum. Ama aklım aynı cümleleri kurmuyor. Paşinyan Batı'nın oraya yerleştirdiği bir figür. Soros'un adamı. Soros'u çok mu seviyorum? Elbette hayır. Ama bölgede Azerbaycan tam olarak yerleşene kadar denge sağlanması önemli. Batı'nın kuklası ülkenin başında, orduysa Rusya'nın kuklası. Onlar aralarında gerginlik yaşarken Azerbaycan tam anlamıyla Karabağ'a hakim olur. Paşinyan düşerse Ermenistan'da tek hakim güç yeniden Rusya olur. Böyle bir durumda Karabağ bölgesinde huzur bırakmayacağı kesin. O yüzden dediğim gibi gönlümün ne dediğinin önemi yok. Burada mesele Karabağ yani vatan toprağı. Aklımın dediğini 3 ay önce bana söyleseler ben de gülerdim ama sahada benim görebildiğim gerçek bu. Türkiye ve Azerbaycan Paşinya'nın düşmemesi için darbe karşıtı pozisyonlarını bu konuda da devam ettirmeliler. Hele Azerbaycan iyice yerleşsin Karabağ, sonra Ermenistan ne hali varsa görsün. O zaman kalbim ne derse aklım ona tabi olur inşallah. Allah'a emanet olun.